deniz böyle. Mahalleyi göstermek istedim biraz. Şu tarz evler çok meşhur burada. Çok güzel çıkıyorsunuz ama gerçekten. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir cumartesi gününden sesleniyorum size ve arkadaşlarımızla acil böyle hani acilinden bir plan yapmamız gerekiyordu. Çünkü bu hafta sonu Varşova'nın yani Polonya'nın genelinde artık son sıcak diyebilirim. Sonrasında hava yavaş yavaş serinlemeye başlayacak ve dedik ki bu hafta sonunu çok güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ne yapalım dedik? Dedik ki denize girelim. Biz normalde Polonya'da hiç denize girme taraftarı değiliz. Çünkü denizi pis oluyor, yosunlar oluyor, taşlar oluyor vesaire. Hiç böyle bir şey girmedik açıkçası. Çünkü Baltık Denizi'ni biliyorsunuzdur belki. Ne deniyordu ona? Bir ara İstanbul'da da olmuştu. Böyle beyaz beyaz üstü. Biz şu anda hatırlayamadım ismini ama böyle üzerinde onlardan vardı daha önce gördüğümüzde. O yüzden hiç risk etmek istememiştik. Ama geçenlerde bir arkadaşım bir yerin çok güzel olduğunu söyledi. Ve orada denize girilebileceğini söyledi. Biz de heyecanlandık dedik ki deneyelim. Yurata bu arada ismi. Yurata buraya yaklaşık 5 saat Varşova'ya. Ama biz Yurata'ya gitmektense belki başka bir yer daha var, oraya gidebiliriz. Orayı da size göstereceğim. Çünkü orası bir tip daha yakın. Biz Gdansk civarında, hatta Gdynia civarında kalacağız. Yani bu gece orada konaklayacağız. Daha önce Gdansk vlogu çekmiştim size. Gdansk, Sopot ve oraları gezmiştik. O vlogu da izleyebilirsiniz. Annem buradaydı o zaman. Annemi gezdirmişti. Şimdi de aynı taraflara gidiyoruz ama farklı yerler diyebilirim. Şimdi kahvemizi falan yaptık. Yanımıza aldık. Onlara da hatta şöyle göstereyim. Bir kahve yapıp oraya koyduk düşünceli arkadaşlar olarak. Bu arada yarınki videoyu hazırlamam gerekiyor. Onunla ilgileneceğim biraz. Onun editini yapacağım. 2 günlük bir vlog olacak. Çok uzatmadan kısa kısa böyle farklı farklı sahnelerini gördüğünüz bir video düşünüyorum kafamda. Gazing out the sun's burning, thinking back on the thing. Arkadaşlar sürekli zaten soruluyor nereye denize girebiliriz diye. Şimdi Baltık Denizi kirli bir deniz söylemiştim zaten. Burası böyle yani yosunlu, çok söyleyebilecek bir şey yok. Biraz önce daha azdı ama şu an biraz daha fazla. Ama şöyle ileri gittiğinizde biraz daha azalıyor. Ve insanlar rahat bir şekilde girmeye devam ediyorlar. Ama şu an durum bu. Yani yosunlar var. Biz denize girdik bu arada, çıktık ve artık yavaş yavaş tuttuğumuz Airbnb'ye doğru gidiyoruz. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ben ilk başta çıktığımızda söylemiştik Yurata'ya doğru gidiyoruz ama eğer orası uzak gelirse başka bir yere gideceğiz diye. Gerçekten orası bize uzak geldi. Bayağı 5-6 saat falan yolumuz olacaktı. Biz de onun yerine Stegna'ya geldik. Stegna'da denize girdik. Yani görüntülerini zaten koymuş olacağım. Deniz tabii ki inanılmaz inanılmaz temiz değil. Zaten eğer bu taraflara geldiyseniz biliyorsunuzdur Baltık Denizi böyle. Fakat o Yurata kısmı daha temiz olduğunu söylemişlerdi. Biz daha kısa olsun diye Stegna'ya geldik. Yine denize giren insan vardı tabii ki. Yani denizin sadece rengi yeşil ve ufak ufak yosunlar var kıyılara doğru. Ama ileriye gittiğinizde yosunlardan uzaklaşıyorsunuz ve artık yavaş yavaş deniz temizleşiyor. Sadece rengi yeşil ve dibini göremiyorsunuz. Bu da birazcık böyle insanı rahatsız hissettiriyor diyebilirim. Ama onun dışında girip tabii ki güzel vakit geçirdik yani. Ve burası Türkiye gibi çok fazla işte plajı olan, işte ücretli plajlar olan yerler değiller. O yüzden istediğiniz gibi gelip arabanızı park edip denize gidebiliyorsunuz. Çok büyük böyle hani tesisler, şunlar bunlar falan yok zaten. Ama etrafında işte tuvaletidir, restorantıdır falan zaten var. Onun dışında dediğim gibi yemek yiyebileceğiniz yerler var. Dondurma satanlar var. Aynı bizdeki gibi. Bir dondurma satan oldu, pamuk şeker satan oldu falan. Öyle güzeldi yani. Güzel vakit geçirdik. Şimdi yavaş yavaş tuttuğumuz Airbnb'ye doğru gidiyoruz. Orada da size çekim yapacağım. Bu arada bu kısımları göstermeyi unuttum. Tam böyle ormanın içerisinde ve denizin arka tarafı full ormandı. Arabayı park ettiğimiz yer de burası. Arka tarafı zaten hemen deniz. Arabanın da 1 saatlik park ücreti. Biz bir günlük kiraladık. Çünkü 1 saatlik veya 1 günlük seçeneğiniz vardı. 1 günlük kiralamakta 40 zlotiydik. Böyle hemen 2-3 dakika yürüyüp denize girmiş olduk. Zeytinyağı gezdirdik şimdi.
Selamlar arkadaşlar. Tekrardan biz yemeğimizi yedik ve Sopot'ta dolaşıyoruz şu anda. Zaten Sopot'a geldiyseniz biliyorsunuzdur. Böyle çok büyük bir caddesi var ve sonrasında bir iskeleye bağlanıyor. Büyük bir iskelesi var. Şu an oradan yürüyoruz ve aşırı duygulandık. Çünkü biz buraya 2019 yılında gelmiştik Emrullah'la birlikte. Ve daha yeni yeni böyle sevgili olmaya başlamıştık o zamanlar. Gerçekten bizim için o noktada buranın yeri ayrı ve ben fark etmedim yani burada olduğumuzu. Bir anda iskeleyi görünce böyle o kadar duygulandım. Hatta Instagram'dan da paylaştım. Eski halini, eskiden orada tam burada çekildiğim fotoğrafı ve şimdi de bir tane fotoğraf çekildim. Onu da story'de paylaştım zaten. Duygulandım. Çok şey sığdırdık. 4 yıl hani aslında bakıyorum çok uzun geliyor bir yandan. Bir yandan da çok kısa geliyor yaptığımız şeyleri, o içine sığdırdığımız şeyleri de düşününce kısa geliyor aslında ama duygulandım. Şimdi biraz daha böyle merkezine doğru yürüyeceğiz. Bir şey tatlı falan yiyeceğiz. Dinleneceğiz diyeyim. Sonrasında da eve geçeceğiz artık. Arkadaşlar biz tam burada oturmuştuk. Tam şu köşede. Tam yine aynı şekilde müzik çalıyordu. Tam bu köşedeki masa. Güzel miydi? Can I go? Gittiğimiz yerleri gördük. Fan takipte de fotoğrafımız var arkadaşlar. Aşağıda görebilirsiniz. Şimdi evimizden artık yavaş yavaş ayrılırken hatırladım ki evi biraz size göstermek istemiştim aslında dün. Ama böyle o kadar hızlı hareket ettik ki yemeğe giderken falan o an aklımdan çıkmış. O yüzden böyle kısaca evi anlatacağım size. Sopot'la Gdynia arasında bir yerde kalıyoruz aslında. Yani eğer arabanız yoksa bir tık zorlaşabilir değil mi? Evet. Bir tık zor olabilir. Ama onun dışında ev fena değildi. Bir Airbnb'de kaldık. 3 odalı bir Airbnb burası. Hemen şurada girişi var, tuvaleti var ve 2 tane ayrı yatak odası var. Yatak odasından bir tanesi şurası. Şöyle göstereyim. Komik bir ev aslında şu dekorlarıyla birlikte. Gerçekten bize bir tık komik geldi ama güzel bir evdi. Konforluydu diyebilirim. Ve şöyle şurayı da göstereyim. Mahalleyi göstermek istedim biraz size. Sessiz bir mahalle yani. Hatta hiç bize Polonya gibi gelmemişti. Orayı da göstereyim dedim. Şimdi şöyle çok küçük mutfağı da göstereyim. Mutfakta bizim poğaçalarımız var. Bardak, çanak, her şey, ihtiyacınız olan her şey var diyebilirim. Buranın fiyatına da gelirsek biz 4 kişi toplamda 2 odayı kiraladık burada. Ve toplam fiyatı buranın 800 zloty civarı. Yani eğer buraya gelirseniz mesela işte 3 odayı da kiralarsanız yine bu civarlarda bir şey ödemiş oluyorsunuz diyebiliyorum. Şimdi artık yavaş yavaş hazırlanıyoruz. O yüzden kapatıyorum. Gdańsk'a doğru yola çıkacağız. Biraz daha orada gezeceğiz. Oraları da zaten size göstereceğim. Çok güzel çıkıyorsunuz ama gerçekten. Değil. Say hi. Şimdi biz Gdańsk'a geldik, kahvaltımızı yaptık ve Gdańsk'ın Old Town'dayız şu anda. Bu şehri çok seviyorum gerçekten. Hatta biraz önce konuşuyorduk hani bu şehirde yaşar mıyız falan diye. Yaşarım ama Varşova her zaman benim için bir numara bence. Şöyle biraz etrafı göstermek istiyorum size. Buranın zaten şu tarz evler çok meşhur burada. Hatta bibloları falan da var böyle satın alabileceğiniz. Şimdi biraz Old Town'da vakit geçirip yavaş yavaş artık evimize dönmek istiyoruz. Bugün pazar, yarın iş olduğu için hani hem de böyle dinlenelim istiyoruz yani çok fazla yorulmayalım.
Öyle. Biraz lodi lodi. Lodi lodi. Şimdi size biraz etrafı göstereyim. Çok güzel bu şehir ya. Ve benim için böyle anısı falan olduğu için galiba çok daha iyi hissettiriyor. Bizim üçüncü gelişimiz Gdansk'a. Evet. İlkinde Emrullah'la gelmiştik. O zaman daha sevgiliydik. İkincisinde annemle geldik. Evlenmiştik o zaman. Ve şimdi arkadaşlarımızla geldik. Ben bir şey söyleyeyim mi? Selam, şimdi videosunun editini yapıyordum ve fark ettim ki ben kapanışı çekmemişim. Bunu gerçekten bazı vloglarda izliyordum ve bu şekilde kapatıyorlardı unuttuklarında. Ben neden yapmayayım dedim yani bunu. Maalesef yok şu an kapanışı yani videonun. Sonra zaten eve döndük. En son Gdansk'taki görüntüleri çekmişim. Sonra yolculuk ve eve dönüş. Ama eve dönüşte hatırlıyorum. Emrullah demişti kapanışı yapmadım. Ben de evde yaparım diye düşünmüştüm ama tamamen aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.